Siyasi partilerin her biri birbirinden kıymetli başkanları, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Derneklerimizin her biri birbirinden kıymetli, her biri birbirinden değerli yönetim kurulu üyesi ve başkanları. Kıymetli misafirlerimiz, olmazsa olmazımız hanımefendilerimiz ve Çankırlı çok kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli hazirun, kıymetli hemşehrilerim. Pazar günü hepimizin ailemizle geçireceği özel bir günümüz. Bu kıymetli günü, bu kıymetli günde bizler sizlerle birlikte olmaktan duyduğum gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Malumunuz 28 Şubat'ta herkesin bildiği İstanbul Çankırı Dernekleri Federasyonumuzun çok önemli bir seçim olacak. 28 Şubat bizim hafızamızda hep kötü bir tarih olarak kalmıştır. Ama ve lakin bundan sonra eminim ki Çankırlıların hafızasında 28 Şubat bir milat olacaktır. Neden milat olacaktır? Bundan sonra İstanbul'da en önemli güç olan Çankırılar Vakfı ve İstanbul Çankırı Dernekleri Federasyonu bundan sonra güç birliği, birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir döneme girecektir. Biz 28 Şubat'taki seçimlerde federasyon başkan adaylığına talip olduk. Ve bu süreçte birçok dernek başkanıyla, yönetim kuruluyla, abilerimizle, dostlarımızla istişarelerde bulunduk. Yaptığımız istişarelerin sonucunda kazanan dedik kim olursa olsun, kazanan Çankırı olsun. Çankırı'nın kazanmasından daha önemli hiçbir şey olamaz. Nefisler ölücü, gerisi önemli değil. Bu süreçte dedik ki, bölünerek yok mu olalım, bölüşerek top mu olalım? Bölüşerek top olalım dedik. Bu yapıda Sayın Zekeriya Açıkgöz Başkanımızdan ve ekibimizden bizlere gelen teklif ve istişareler doğrultusunda mevcut bulunan yapıya güç vermek, yatan kişiye bu projeyi bitirmek yakışır. Hiç kimsenin emeğini çiğnemek, hiç kimsenin emeğinin üzerine oturmak, özellikle şahsım adına konuşuyorum, bize yakışmaz. Biz Maltepe'de güzel işler yaptık. Başkan da şu anda mevcut bulunduğu eseri Çankırılara teslim ettiği gün emin olunuz ki Çankırı'ya yapılmış en büyük hizmeti yapmış olacaktır. Bu doğrultuda, bu düsturda yanlış olanları da konuştuk. Bize göre diyorum yalnız sözlerim yanlış anlaşılmasın. Doğru yanlış kişiye göre değişir. Yanlışsa bana göre, doğruysa bana göre. Yanlış olanları da konuştuk, doğru olanları da konuştuk. Birlikte, beraber, güç birliği yaparak ortak akılda seçimlere girmenin Çankırı'ya çok şey katacağına, önümüzdeki dönemlerde milletvekilleri, meclis üyeleri, çok sayıda muhtar ve siyasette söz sahibi olacağımızı düşünerek birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere Sayın Başkanımız ve ben ve ekibiyle birlikte yeni oluşturacağımız yönetimle birlikte girme kararı aldık. Burada bu süreçte tek de girdiğimiz dönemde bizlere destek olan hiçbir kardeşimiz şunu unutmasın. Biz bu sürece birlikte giriyoruz ve bu süreçte hiçbir zaman onlara verdiğimiz sözü de unutmadık, unutmayacağız. Bundan sonra bizlere yakışan birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hep beraber el ele tutuşmak. Cenab-ı Hak dünyayı tek başına yarattı. Kün fe yekün, ol der olur. Ama diyor ki biz dünyayı şu kadar günde yarattık diyor. Biz bunu böyle yaptık diyor. Bundan sonra biz hep beraber biz diyeceğiz. Çankırı'nın İstanbul'da daha güçlü olması için önce Allah'ın yardımı, sonra da unutmayınız ki yönetim 40 kişi 50 kişi, her tarafı kanat olsa uçamaz. Bu İstanbul'da bulunan 134 ya da 150 derneğin sayesinde olacak. Dolayısıyla çok da sözlerimi uzatmak istemiyorum. Kelamın fazlası Allah'ın kelamına yakışır. Her zaman da olduğu gibi şunu söylemek istiyorum. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Vatanımıza, milletimize, coğrafyamıza göz diken vatan hainlerine hiçbir zaman fırsat vermesin. Sizlerden istirhamımız,
doğru olduğunu düşündüğümüz bu yapıya lütfen siz de gelin yerinizi alın. 28 Şubat'ta desteğinizi verin. Bir olalım, beraber olalım, iri olalım, dir olalım. Tekrar hepinizi en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.